Temizlik yapılmış. Bu tabii. bölge görülebilir bir hale gelmiş. Şu anda gerçekten çok merak ediyorum, bir ben de bir bu şey sorunun daha cevabını arıyorum. soracağım Yakup, Çünkü ışıklandırmalar buraya yapılmış. sen oraya doğru yürü ama ben sana bir şey daha soracağım. İsmail'le o gizemli kızımızın arasındaki bağ çözüldü mü? Yani gerçekten bir bağ var mı? Yoksa İsmail, o da İsmail'in kafasındaki bir halüsinasyon muydu? Ya da öyle bir şey mi yarattı kendince? Var mı bir bağ? Ya, Bu konuda yani bilgi o noktada alabildin mi şöyle bir şey Yakup? Seda Hanım. İsmail ortaya çıktıktan sonra, mezarlığın çevresine geldikten sonra gizemli kıza ulaşılmış olması da bu anlamda İsmail'le o mesailaşmaların, o sosyal medya yazışmalarının bir bağ olduğunu ortaya koyuyor ama bu yönde ifadeler yok, bir alakası yok deniyor ama tabii ki biz her sorunun karşımıza çıkmasıyla cevabını aramaya çalışıyoruz. Az önce fotokapanlar kaldırılmış doğrudan dedik. Ahmet Evet. Bana gösterdi şu anda, çok ilginç. Yani şehitliğin hemen bu kez karşısına konmuş bu fotokapan. Yani bakın, bu son yeni bir gelişme. Biz de şu anda gördük. Yayın öncesi aslında Fatma Çiftçi'nin mezarına doğru bakıyordu bu fotokapanlar. Kaldırılmıştı. Bu yönde bir bilgi vardı. Oraya geldiğimizde yoktu. Ama şimdi gizemli kızın kaçtığı nokta. Yani Ahmet sen dur orada. Kaybolduğu nokta tam burasıydı. İşte bu noktadan kaçtığı ifade ediliyordu. Fotokapan tam da burayı gören yere konmuş. Işıklandırmalar yapılmış. Bu bölgedeki ağaçlar temizlenmiş. Ağaç dalları budanmış. Yani budamak da değil, direkt kesilmiş. Burası açık bir hale getirilmiş. Şu anda ben gerçekten gizemli kız yakalanmamış olabilir mi sorusunu izleyenlerimizin olduğu gibi ben de bu soruyu sormaya başladım an itibariyle. Çünkü buraya konmasının hiçbir anlamı yok. Mezarlığın hiçbir noktasında bu fotokapan yok. Hiçbir bölgesinde ağaçlar budanmamış. Sadece bu bölgede budanmış. Bir saniye, Olgun hocam demek ki bir şey yeniden soruyor. Gelir Yakup beklentisi sana. Çok yüksek. Evet, Yakup, hocam. Kızın gittiği güzergah kaybolduğu nokta orası sanırım. Evet, evet. Yani, hocam yani koşup bu noktada kayboluyordu. Hani şehitlik vardı karşı noktada. İşte buraya geldikten sonra sağa mı gitti, sola mı gitti, nereye gittiğini göremiyoruz demişti görgü tanıkları. Mesafe uzak demişlerdi, ağaçlık alan, karanlık demişlerdi. Şu anda o ağaçlar temizlenmiş. Burada budanmış, tamamen bu mezarlık temiz bir hale getirilmiş bu bölge. Fotokapanın yeri ha, değişmiş dur. Olgun hocam. Niye Fatma değişti Çiftçi'nin sence? Mezarını neden görürken değişti? Fotokapanlar. Madem işte ki kız yani, ben zaten evet, şu anda o soruyu gerçekten sizinle beraber yer, ben de sormaya başladım. Zaten fotokapanın konulduğu yer itibariyle orada sabit bir yere konmuştu. Normalde fotokapanın amacı oradan geçen canlıyı hemen önünden geçerken çekebilmektir. Tamam. Şimdi doğru yere koymuşlar. Bu doğru yere koymuşlarsa o zaman kız bulunduysa fotokapanı niye koydunuz doğru yere? Ya da yerini niye değiştirdiniz? Hayır, bu doğru yer. Tamam, tamam da. Doğru yer. Bulunduysa diyorum, fotokapanın yeri niye değişti, tekrar buraya geldi? Yani şu yine, yine bir sürü soru işaretleri var kafamızda. Evet, fotokapanın yeri niye değişti? Işıklandırma iki noktaya yeniden neden konuldu? Ve ağaçlar neden bu bölgede budandı? Tamamen temiz bir hale, görüş açısı tamamen açık bir hale neden getirildi kız yakalandıysa? Şimdi biz bunu tabii son dakika diye verdik ama şu an yine biraz önce söylediğim gibi soru işaretleri var. Yani tamam, hasta bir yavrumuzsa tabii ki kimliği açıklanamaz. Aile bunu saklı tutmak isteyebilir. Bizim de saygımız sonsuz. Ama sadece şunu bilmek istiyoruz ki gerçekten gizemli bir kız mı? Bir kız çocuğu mu? Bütün bunları bize yaşatan. Yani küçücük bir kız çocuğundan bahsediyoruz başından beri. Gerçekten o kız mı? İnsanlar rahatlasın, haberini vermemiz lazım. Emniyet bu konuda kesinlikle bu kızdır. Ama ismini açıklayamayız. Fakat bu gizemli kız Çorum Ulu Mezarlık'ta mezar başında ağlayan gizemli kız bulunmuştur. Açıklamasını emniyet yaptı mı, Çorum Emniyeti? Hayır, yapmadı. Hayır, yapmıyor Seda Hanım. Bu noktada ortada bir suç yok. Biz bu yönde bir kızı aramıyoruz suçtan şeklinde. Suçtan değil ki, halk merak ediyor. Açıklama yapıldı geçtiğimiz
Suçu yok zaten çocuğun. İşte bu bir suça ilişkin adli soruşturma gerektiren veya emniyet birimlerinin araştırması gereken bir konu değil. Biz bu olayın bir yerinde değiliz. Bu olayda biz yokuz şeklinde emniyetten, valilikten bir açıklama yapıldı. Ne demek bu hocam? Ben bu açıklamayı yeterli bir açıklama olarak değerlendirmiyorum. Halkın orada korku ve paniğe kapılması nedeniyle polis görevini yaptı. Yoksa diye sopalarla yoksa, beklesinler. Peki orada, o zaman Yakup o zaman Yakup polis ekipleri niye geldi mezarlığa? Görevimize girmiyordu deyip hiç gelmeselerdi. İşte o soruyu da sorduk Olgun hocam. Cevap buradaki mezarlık görevlilerinin tedbir istemeleri, kalabalık insanların buraya gelmesi, sakın etmesi, yaşanabilecek herhangi bir olayın önüne geçebilmek adına tedbir amaçlı gelindiği söylendi. Yani bu soruları bir sorduk. Burada dedik polis vardı, onlarca polis, yollar kapatıldı, mezarlığın içinde beklediler, arama çalışmaları yaptılar. Bu olayla alakası yok şeklinde net bir açıklama yapıldı. Yani polis de net değil. Net değil. Net değil. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? İnşallah umalım böyle olsun. Ama aile eğer o kızsa, aile bunu kabullendiyse, bizim yavrumuzun böyle sorunları var, psikoloji sorunları diye sahiplendiyse, çocuğa da sahip çıkın. Sizden rica ediyorum. Küçücük bir kız çok zarar görebilirdi. Yakup sen bekle, devam edeceğiz. Enteresan telefonlar geliyor çünkü değerlendireceğiz. Evet, yanımda Fatih kardeşim var. Fatih niye burada? Fatih'in eşi de özel odada. Yüzü görünmesini istiyor ama açıklama yapacaklar. Dolandırıldık diye geldiler. Fatih, eşinle aynı işi mi yapıyorsunuz? Evet, aynı işi yapıyoruz. Fatih'le eşi aynı işi yapıyorlar. Kapı imalatı yapıyorlar. Önce bir VTR'miz var. Fatih'le eşi neden burada? Dikkatle izleyin, üzerine konuşacağız. Buyurun. Şu anda Fatih Ünsür Bey'in evindeyiz. Kendisi akıl almaz bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Dolandırıcıların son numarası. Kayseri'deki fabrikamızı arayarak bizden bir kapı almak istediklerini, ürün almak istediklerini söyleyerek bize yaradılar. Geldiklerinde son model lüks araçlarla, iki tane özel araçlarıyla geldiklerini, şoförlü falan bu şekilde gelip böyle bir zengin itibası yaratmaya çalıştılar. Ama fakat ilk gördüğümüzde biz acaba bunlar dolandırıcı mıdır değil midir diyerekten bir kuşkuya düştük. Yanında getirdiği kişi teyzesinin kızı dediği kişiyle beraber geldiler. Mağazamıza oturdular. Biz ticaretten hani pek düşünmediğimiz için ticaret konusu dışında bazı konuları konuşurken birkaç konuda sanki böyle bilinmeyeni bilen bir tavırla, ya en son dedik ki abi dedik, siz bunları nereden biliyorsunuz, hani bize birkaç bir şey verince dedik ki ya benim kalp gözüm açık, ben böyle kitaba, Kur'an'a bakıp da bir şeyler görebiliyorum, okuyabiliyorum, sizin de sıkıntılarınızı görüyorum, sizin böyle böyle sıkıntılarınız var, dertleriniz var, çözmeye yardımcı olmak isterim dedi. Nazar var dedi, 600 bin lira dolandırdı. Bir iskambil kağıdı var mı dedi sizde. Biz dedi yok dedik, bize iskambil kağıdı ne arar? Dedi bir yerden dedi emanet isteyebilir misiniz? Orada yanında bir kahvehane vardı, oradan istedik. Rica ettik, verdi. Bir kağıtla bir şeyler yaptı, bir illüzyon gösterisi gibi bir şey yaptı. Orada da yine bizi bir şoku uğrattı. Evet, yani bir şeyler yapınca, gösterince. Dedi ki sizin evinizde dedi 4 adet muska var dedi. Yeni dolandırıcılık yöntemi. Bütün işlerinizin ters gitmesi, rast gitmemesi, işte paralarınızı alamamanız, işte ticarette yaşadığınız sıkıntılar hep bunlardan dolayı dedi. Evinize gelip muskaları bulabilirim dedi. Evimize hiç gelmeden dedi, evinize girdiğinizde dedi sol tarafınızda bulunan dedi kırmızı şey ne dedi bize direkt. Biz dedik çiçeğimiz var dedik. O zaman kırmızıydı, gerçi attırdı bize de, şu an yok. Benim başıma gelmez demeyin. Baktık ki bunlar hani bir şeyler biliyor ya gerçekten. O zaman dedi ki siz evinize gelmem gerekiyor dedi. Hafta sonu, bir hafta sonra denk geldi dedi, ben geleceğim dedi müsaitseniz. Biz de tabii şüpheyle olmakta üzere dedik ki ya gelsin, ne kaybederiz. Birkaç bankaya sorduk. Bankalar sağlam olduğunu, çok iyi bir derecelerin olduğunu, kredi notlarının çok iyi olduğunu, hiçbir ödenmemiş çekin olmadığını, zaten kendisinin yani tanıdıkları kadarıyla aşirette bir mensup birisi olduğunu, Diyarbakırlı bir şahıs çünkü. Babasının çok zengin olduğunu falan tabii şeylerle belirterek. Bir de ofisinin birkaç çevresinde olan bir esnafa sorduk. Kendisinin gerçekten çok böyle fakir babası olduğunu, böyle herkese harçlık verdiğini, bayramlarda herkese böyle 100'er 200'er lira para dağıttığını falan gibi. Bir tane lokanta sahibi vardı orada. Orada da şahıs ben adamı 10 yıldır tanıyorum falan deyince dedik ki yani dolandırıcılar genelde bir sene iki sene içinde dolandırır kaçar diye. Bu adam 10 yıldır buradaysa ve Adana'daysa dedik ki değil demek, yani biz yanlış düşünmüşüz deyip bizde öyle bir intiba yarattı bu olaylardan sonra en sonunda. Evinize kadar geliyorlar. Eşim, ben ve oğlumuz vardı, oturuyorduk odada.
Geldi oturdu, oturma odasına geçti, birkaç bardak çay içti. Daha sonrasında dedi bir evi dolaşabilir miyim dedi. Oturma odasına oturduktan sonra odaları mı gezmeye başladı? Dedi ben odaları gezmem gerekiyor, bir bakayım dedi ne var ne yok diyerekten. Geldi odaya şöyle bir baktı, etrafına baktı, sonra diğer odaya geçti. Evinizde muska var dedi, 600 bin liralarını aldı. Yatak odasına geçti. Yatak odasında da gelip baktığında orada biraz fazla böyle kapalı kutu ve dolap olduğu için dedi ki bunların hepsinin açık olması gerekiyor dedi, onlara bakabilmem için dedi. Ya biz de dedik ki açalım o zaman. Burada işte birkaç tane kutu vardı. Hemen bu kutulara dedi ağzı açık olan her şeyi açın, kapalı olan. Bunları böyle açtı dedi. Bunu böyle açtı dedi. Sonra dedik dolaplar dedi açık değil dedi. Onların hepsini tek tek açalım dedi. Bu kutuları açtı. Aynen bu kutuları böyle açtırdı. Hepsini açtırdı. Böyle bunları hemen açalım. Kapakları açın dedi. Açık hiçbir şey kalmasın. Çünkü dedi ben dedi olan muskayı dedi böyle saklanan yerden düşüreceğim dedi. Sanki böyle bir yerde sıkışmış. Aslında diyor onu siz göremezsiniz. Hmm. Bir şeyin içinde dedi. Ben okuyacağım dedi. Üfleyeceğim dedi. O oradan içinden çıkacak sanki dedi. Dolandırıcıya evini oda oda gezdirdi. Eline bir tespih aldı. Bir de dua kitabı istedi. Bir dua kitabı verdik. Okumaya başladı. Bazı yerlerde böyle sanki böyle titreme alıyormuş gibi. Sonra biraz burada dolaştı. İşte bizden benden bir şey istedi, ben dışarı çıktım. Eşimden bir şey istedi, ben o ara dışarı çıktık. 600 bin lira dolandırılan aile her şeyi açıkladı. Geldi, dolaştı, buralara baktı. Ses, yüksek sesli böyle dualar okumaya başladı falan. En son işte bizden gözlerimizi kapatmamızı, daha sonra açtığında nereye baktığınızı söylememizi istedi. Gözümüzü kapattık, herkes işte eşim başka yeri gösterdi, ben başka yeri gösterdim. Biraz daha durduktan sonra dedi ki bu kitaplığı gösterdi. Dedi bu kitaplar dedi kimin dedi. İşte biz de eşim dedi ki işte büyük oğlunun dedi. O zaman dedi bunları dedi tek tek dökün dedi. İçinde olacak dedi. Aman dikkat. Bu şekilde alacaksınız dedi. Böyle sallayacaksınız. Ellemeyeceksiniz yere atacaksınız dedi. Böyle açtırdı salladı yere attırdı. Böyle sıraları tek tek böyle boşalttık. En son böyle ikinci şeye geldiğimizde. Böyle hepsini teker teker içine baktırıp sallatıp boşalttık. Baktık. Kendisi dokunuyor mu? Yok, kendisi uzakta. Biz böyle ben zaten burayı ben döküyordum. Böyle açınca böyle bir poşet gibi bir şey gördüm. Dedim burada bir şey var dedim. Benim görmediğim daha önce evimde görmediğim bir şeydi. Bunu görünce ben hemen çekilin uzaklaşın kitabın dedim. Arasında mıydı arkasında? Hayır arkasındaydı. Kitabın arasında değildi. Bunları hemen kitapları elimizden attık. Bizden hemen böyle bir beyaz örtü istedi. Şöyle. Mesela şöyle şunun gibi bir beyaz örtü aldık. Böyle geldi yine okuyarak falan böyle hiç ellemeden şöyle attı üstüne okudu. Elini aldı böyle çevirdi tuttu. Yine böyle yüksek sesle dua okumaya başlayarak bunu aldı hemen mutfağa geçtik. Masanın üstüne böyle açtı. Poşetini böyle güzelce eliyle açtı. Açtıktan sonra içinden böyle bir A4'ün yarısı kadar bir kağıt çıkarttı. Üzerinde Arapça yazılar vardı. Biz de ben şaşırdım yani böyle bir şeyin çıkmayacağını düşünerekten. Nasıl çıkar falan diyerekten. Ben o an aklımdan şu geçti. Dedim bunun fotoğrafını çekelim birisine gösterelim. Arapça okuyanlar var sonuçta hocalar var. Dini insanlar var. Dedim bunda ne yazıyor? Kim ne yazmış bizim hakkımızda? Ne için kötülük yapıyorlar bize diyerekten düşünerek. Ben dedim bunun fotoğrafını çekeyim göstereyim. O da hayır kesinlikle dedi. Çekmeyin dedi çarpılırsınız dedi. Dolandırıcı evinin içine girip nasıl 600 bin liralarını aldı? Bu süreçte biz de inanmazken birden evet dedik gerçekten bu adam inanılır bir adam. Bizim güvenimizi kazandı. Ne yapalım bu ürünü verelim. Yani yapalım ticaret. Sonuçta bir ticaret yapacağız. Sonuçta alan razı, veren razı olacak diye düşündük. İlk çekin 30 Kasım tarihinde olduğu akşamı, 29 akşamı bizi aradı. Bir akşam saat 8 gibi Sümeyye Hanım aradı, eşim aradı. Dedi ki, ya dedi, abla dedi, yanlış anlama ama dedi, ben şu an adliyedeyim dedi. Benim çeklerimin sahtesi yapılmış dedi. İstanbul'da hatta bunların ödemesi de alınmış dedi. Bankalardan ödeme yapılmış dedi. Bunlarla ilgili ben şu an adliyede imza veriyorum, ifade veriyorum. Siz sakın kuşkuya düşmeyin ama yarın çekiniz ödenmeyecek. Bu konu birkaç gün bizi bekleyin dedi beni bekleyin. Hatta o gece adliyeye gittik. Hani adliyenin önünde görebilir miyiz acaba? Var mı gerçekten? Biz belki de biz yardımcı olabilir miyiz dedik. Belki de biz yardımcı olabiliriz. Bulamadık gerçi. Sonra telefonlarını açamadı. Adliyedeyim dedi. Gece mesaj attı falan. Dolandırıcının 3 milyon liralık iş yeri mi var? Birkaç gün sonra biz o süreçte bunun ofisine ve iş yerine gittik. Hani bundan haber alamayınca. Birden baktık ofis kapalı boşaltılmış. İş yeri kapalı boşaltılmış. Biz şüpheye düştük. Aradık dedik telefonda sen iş yerini kapatmışsın. Yanlış anlamayın abla ben kapatmak zorunda kaldım. Niye kapatmak zorunda kaldım? Çeklerimi ödeyemeyince icralar gelecekti. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Ama ben buradayım. Yarın sizin yanınıza geliyorum dedi. Gözünüzü boyadı. Gözünüze perde indi sanki. Evet resmen her söylediğine inandık.
Peki eşinle beraber kapı imalatı yapıyorsun. Evet. Beyefendiyle tanışıyorsunuz. Üzerinize müthiş bir güven oluşturuyor. Biraz da küçük çaplı soruşturma yapıyorsun. Adamla ilgili her şey çok olumlu. Sonra kapı mı verdiniz adama? Evet, aynen öyle. Çelik kapı verdik, ağaca çelik kapısı verdik ve iç kapı verdik. Daha önce ilk geldiğinde dediğimiz gibi ticaret amaçlı zaten bizim fabrikamızı aramıştı. He. Fabrikamızda biz bayisi olduğumuz için Adana'da bize yönlendirdi. Biz ilk gittiğimizde ilk ittibamız zaten doğru bir insan olmadı. Acaba bu adam dolandırıcı mıdır değil midir diye şüpheyle bakmıştık. He. Bir ay kadar bizi bekledi. Birkaç defa aradı. Neden gelmiyorsunuz, neden gitmiyorsunuz diye. Birkaç defa dükkanımıza da geldi, şovrumumuza da geldi. Şovrumumuzu çok beğendi, çok güzel yeriniz var dedi. He. En sonunda bir bayanla beraber geldi. Teyzesinin kızı Sümera, olarak. Sümera sen de oradaydın değil mi şovruma geldiğinde? Öncelikle Seda Hanım, size Show TV'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi böyle konuk ettiğiniz için, bu konulara değindiğiniz için. Hoş geldin hayatım, sağ ol. İyi ki varsınız. Dilerim hep de var olursunuz Seda Hanım. İnşallah, hepimiz inşallah. Allah'ın ömür ver. Evet, ben de vardım orada. Ben de oradaydım. Evet. Yani diyorum. Peki kadınlar hislerinde yanılmazlar. Sen de böyle adama karşı bir şüphe, bir güvensizlik oluşmadı mı hiç? İlk gün, ilk gördüğümde oluştu, evet. Yani kesinlikle eşime de dedim, bu adam kesinlikle hani dolandırıcı görünümü var, ama tabii insanları tanımadan da ön yargılı olmamak gerekir. Vermeyeceğiz diye çıktık oradan. Bir ay boyunca bizi sürekli aradı, açmadık telefonları, iş yerimize geldi bir iki defa. Ama adam şöyle, çok zengin görünümlü, son model arabalar geliyor işçileriyle beraber. Bayanla geldiler. Daha ilk oturmamızda işte hemen burada bir ağırlık var iş yerinizde. Sizin üzerinizde şöyle işte yanında bir, beraber geldiği kadın ki yani nesiymiş? Teyzesinin kızı diye tanıttı ama değilmiş. O da yeni işe başlamış, bir aylık beraber çalıştığı bir bayanmış. Evet, o kendi. Peki ne oldu? Önce iş yerinizde mi ağırlık var dedi? Aynen, önce iş yerimizde ağırlık var dedi. O esnada ben de yani çocuğumla küçük bir kavga geçirmiştim. Hemen işte çıkmıştı çocuğum, şey dedi, o yani çocuk biraz sıkıntılı dedi, işte kız arkadaşıyla sıkıntıları var, kız arkadaşının ismini söyledi. Ha. Biz orada şoka uğradık, nereden biliyor diyerekten. Ama bu bize ilk geldiğinde yani çocuğumun kız arkadaşı gelmişti zaten iş yerine, zannedersem oradan ismini duydu ama biz tabii o esnada uyanmadık yani, hemen inandık adama yani. Siz farkında olmadınız. Aynen. Peki sen ya eve nasıl soktun ya? Ya eve sokmadım ilk etapta. Şimdi şöyle, geldi o bayanla birlikte. Şey dedi, işte siz dedi işleriniz hiç düzgün gitmiyor. Yani sonunu getiremiyorsunuz. Çok iyi insanlarsınız. Yani gerçekten de öyle bir kısmetsizlik vardı. Yani sürekli koşturuyorduk eşimle. El birliğiyle her yere saldırıyorduk. Çalışıyorduk, ediyorduk ama bir türlü yani sonunu getiremiyorduk. Hep bir yerde tıkanıyorduk Seda Hanım. Evet. Öyle deyince dedik acaba olabilir mi diyerekten, işte eşimin dediği gibi hemen iskambil kağıdı istedi bizden. Biz adam, de dedik adam sizi zayıf noktanızdan vurmuş. Aynen öyle. Şimdi şöyle, bizde ne alaka iskambil kağıdı? Çünkü adam şöyle sürekli işte Allah kelimesini bir kere ağzından hiç eksik etmiyordu. Rabbim bana bunu öngördü. Sürekli vaaz veriyordu. Sürekli dualar okuyordu. İşte ben muhterem bir insanım. Ben işte bir işte yani bir cemaate şey üyeyim filan gibisinden sözler deyince biz de inandık yani. Sonuçta yani kim ne diyorsa bir kere Allah kelimesi geçen herkese inanıyoruz. O bariz bir şey. İşte eşim gitti oradan bir iskambil kağıdı getirtirdi. Oturturdu masaya bize. Bana bir kağıt çektirdi. Kendi desteği böyle karıştırdı, karıştırdı. Ondan sonra çıkarttı. Kağıt bu mu dedi. Yok dedim. Sonra dedi tamam. Tekrar karıştırdı. Bir şeyler yaptı etti. Benim elimdeki kağıdın aynısını gösterdi bana. Orada bir kere şaşırdık yani, bu nasıl bir illüzyon artık diyerekten. Artık çocuklar bile yapıyor mu Sümeyra? Gözümü i̇şte, seveyim ya. Aynen öyle yani, o anki evet. Boşluğuna da geldi yani, öyle söyleyeyim. İşte yanındaki bayan da işte bana da aynısını yaptı, işte geldi evime şunları yaptı, şunları etti dedi, işte çok işlerim rast gitti etti. Sizin üzerinizde dedi, işte eşimin dediği gibi bir ağırlık var, muska var dedi, işte gelip dedi bakmam lazım dedi, yani şey müsaitseniz. Biz de yani önce düşündük yani getirelim mi getirmeyelim mi diyerekten, çünkü şu ana kadar hiçbir müşterimizi evimize davet etmedik, hiçbirini de evimize almış değiliz. Yani iş ticaretimiz iş yerinde bağlı. Aldık evimize kendisini, geldi yani bir akşam vakti, gene teyzesinin kızıyla dediği o bayanla geldi.
Eşimin o VTR'de anlattığı gibi her şeyi aynen yaşattırdı bize yani. Orada bayağı bir korkuya korktuk yani onu görünce. Çünkü ben o kadar tozunu alıyorum, temizliyorum. Orada hiçbir şey görmemiştim. Bundan sonra işleriniz rast gidecek, iyi gidecek diyerekten. Bir de biz eşimle bayağı bir araştırdık. Bu adam iki ay boyunca soruşturduk, ettik. Herkes bu adam için çok iyi dedi. Yani bizi en çok yanıltan... Hayatım ne olursa olsun size gözünüzü kapatın demiş. Kitapların arkasına belli ki elindekini atmış. Sen ev kadınısın aynı zamanda, iş kadınısın ama o kitapların tozu alınıyor, kitaplığın tozu alınıyor. Orada öyle bir şey ne arasın? Nasıl inandınız adama? Adam oraya atmış, gözünüzü kapatın demesen anlarım ben. Niye kapatıyorum ki gözünü? Yani kuşkulanmadık değil. O gittikten sonra zaten sürekli kafamızda soru işareti oluştu. Acaba kendi mi attı veya var mıydı diyerekten. Kendi attı tabii ayol. Kendi mi attı? Kendi atmış. Gözünüzü niye kapatın desin size. Seda Hanım, gözünüzü kapatın ki oraya bir şey atacak adam. Şöyle o anki boşluğumuza geldi. Yaşamış olduğumuz bazı sıkıntılardan dolayı, bazı farklı nedenlerden dolayı zannedersem o boşluğu yakaladı. Orada bizi gerçekten tuzağa düşürdü. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok profesyonelce yaklaşmış. Bence sizin araştırmanızı yapmış o. Evet, her şeyin aynen farkında ve sizi zayıf karnınızdan vurup yani böyle biraz depresif zaman geçirdiğinizdeki yanınızdaki insanlara dikkat edin, öyle değil mi Olgun Hocam? Doğru. İşte böyle bir anda ben size yardımcı olurum diye iş yerinize girmiş, bir de almış adamı eve sokmuşsunuz. Ben olsam korkarım, evimde ne işi var adamın ayol? Ama şöyle Seda Hanım, evet hemen zaten sokmadık kendisine evimize ama çok araştırdık. Yani diyorum ki mahallesine soruşturduk, iş yerine olduğu yerde. Yani herkes kim olsun oradaki esnaflara, lokantacısından tutun tatlıcısına varana kadar herkes yok işte fakir babası, çok iyi bir adam, herkese yardım ediyor, herkese elini uzatıyor gibi o kadar iyi şeyler söylediler ki banka müdürleri bile yani gözümüz kapalı bankayı isteseler bile devrederiz gibi sözler ettiler. Şu an adam kayıp mı? Şu an adam yani nerede olduğu bilinmiyor ama telefonlara cevap veriyor. Veriyor. Ne diyor peki size paranızla ilgili? Yani şöyle, adamın niyeti zaten farklıymış Seda Hanım. Adam bizi bu işin içerisine sürüklemeye çalışmış. İş, dediğiniz gibi daha önce bir ön araştırma yapmış. İş yerimizi gördü. Bizi, ben ne dedim sana? Evet hocam, aynen. Sonra ne istedi bizden? Yetiştim artık yanında, görüyorsun. Bizi borca yani bu borca soktuktan sonra işte paranızı ödeyeceğim. Siz iyi insanlarsınız, sizi trilyona boğacağım, işte beraber iş yapacağız, iş yeriniz güzel, onu bana devredin, siz de temiz yüzlü insanlarsınız. Gelin... Ha bir de üstüne iş yerini de alacak elinizden. Aynen aman öyle. Gelin, aman diyorum. Gelin beraber çalışalım, işte siz benimle dolaşın, yanımda durun sadece, işte yüzünüze bakıp da sizin temiz olduğunuzu inanaraktan bana daha kolay mal verir insanlar deyince, orada gerçekten bu adamın dolandırıcı olana kesinlikle kanaat getirdik yani. Bu şekilde oldu evet. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce arkadaşlarımız da VTR'de yazmışlardı. Benim başıma gelmez demeyin. Aynen. Bir şey oluyor değil mi? İnsanın basireti mi bağlanıyor aynen, Fatih? Evet, evet. Aynen öyle. Bir kal geliyor, bir şey oluyor değil mi? Yani insanların açık noktasını buldukların zaman yani o an onun üzerine yürüyorlar. Mesela biz tabii ki ilk başta böyle bir şey olacağını hiç düşünmedik ama dediğimiz gibi daha önce yaşadığımız sıkıntılar, ailevi nedenlerden dolayı yaşadığımız şeyler. Sizin maneviyatınızı kullanmış. Aynen öyle. Biz Allah deyince akan sular duruyor bizde. Bize de evimize gelmeden önce iş yerinde otururken evinizin sağında şu var, evinizin solunda şu var deyince gerçekten acaba manevi değeri olan bir adam mıdır diye şüpheye kapıldık. Ve ayrıca... Aslında denk getirmiş Allah aynen aşkına öyle. Evinizde solda kırmızı var, değil mi? Çiçek var. Yani evet. Bir de Seda, kırmızı bir şey bir efendim Seda hayatım. Seda Hanım şimdi şöyle biz evimizi almadan önce işte geldi işte şu iskambil kağıdını yaptıktan sonra biz bu adamı deneyelim dedik. Hani gerçekten bu adamın şeyleri var, hani bu kadar paralı mı acaba, hani neyin nesi diyerekten. Bir hafta sonu özellikle hani güya çok uyanığız ya, adamı deneyeceğiz ya. Adam haber vermeden adama telefon açtık, gelmesini istedik. Geldi iş yerine, işte acil paraya ihtiyacımız olduğunu söyledik. Cuma gününe kadar bize bir 15 bin TL borç verebilir misin dedik, madem hani bu para var diyerekten. Adam tereddütsüz yanındaki bayana çantayı açtırdı, bir tomar para çıkarttı. Evet. 15 bin lirayı koydu önümüze, eğer istiyorsanız daha fazlasını vereyim dedi. Biz orada şaşırdık yani, dedik bu adam dolandırıcı olsa bu kadar parayı niye beraberinde gezdirir. Aldık parayı o günü ve cuma günü kendi hesap numarasına geri iade ettik adama. Yani adam dürüst, öğrendi ki adamın iyi olduğunu. Peki cevap hakkı var karşı tarafın ve şu anda Kemal Bey var karşı taraftan. Kemal Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyoruz evet. Peki Kemal Bey. Alo. Hoş geldiniz ekranımıza.
Hoş bulduk Seda Hanım. Şimdi ciddi iddialarla ve ithamlarla karşı karşıyasınız. Ne diyorsunuz Kemal Bey bu konuda? Şimdi Seda Hanım, her şeyden önce teşekkür ediyorum. Böyle bir konuşmayı bana verdiğiniz için. Tabii ki cevap hakkınız var. Tabii. Şimdi Seda Hanım, her şeyden önce ben konuşmaların çoğunu kabul etmiyorum. Bir. İkincisi, evet ben bir ticaret yaptım Sümeyra Hanım'la, Fatih Bey'le. Ben yaptığım ticaretten de kesinlikle ve kesinlikle borçluyum. Ve borcum yok dedik kaydım ve hiçbir zaman itirazım yok. Şimdi şunu da söyleyeyim ben. Ben şirket sahibiydim Seda Hanım. Şimdi bunlar iş yerime geldiler. Dediler ki ne, biz inşaat dekorasyon işiyle uğraştığımız için dediler ki ne, bizde dediler böyle böyle bir kapı var dediler. Ben de kapıların dedim, bana fiyat listesini gönderin dedim. Fiyat listesini değerlendirin dedim. Eğer hesabımıza gelirse dedim, çalışırız sizden. Velhasıl piyasadan da biraz hesaplıydı bana verdikleri teklif. Ben kendi şahsi çekimi verdim Seda Hanım. Tamam mı? Ve benim çekimi beni bankaya her tarafa sordular. Kemal Bey. Ve Kemal Bey. Efendim. Evdeki efendim. Nazar konusundan haberiniz var mı sizin? Şimdi Seda Hanım, kesinlikle ve kesinlikle ona katılmıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi Seda Hanım kendileri bana şunu söyledi. Ya dedi ki ne? Bizim dedi ailede sorunlarımız var. Bu sorunlar dedi, yani dedi üzerimizden dedi çok bize ağırlık var dedi. Ben de dedim ki ne? Hani dedim böyle şeyleri dedim yani dedim bir dedim ilmi gelişti insanların yanına gitseniz hani onların az çok tabii faydası olur dedim. Hani muska dediğimiz şeyler vardır Seda Hanım. Evet. Hani bu gerçek bir şeydir yani bazı insanlara muska da yapar. Hani dedim bunu dedim kalp gözü açık insanlara gittiğiniz an dedim Allah'ın izniyle dedim inançlı olduğunuz için dedim bunun dedim faydası olur size. Ondan dolayı eve çağırdılar. Ya dediler gel dediler bir çayımızı kahvemizi için dediler. Evlerinde oturdum ben. Hı. Bir ikincisi Sümeyra Hanım denemek amaçlı dedi. Evet o zaman benim param vardı. Benim işim de vardı. Seda Hanım benim çantamda paralarım da vardı. Ben cumartesi pazar günü yani cebimde devamlı para taşıyordum. Ve şu an avukatım araştırırsınız. Şu an 6 trilyon benim müşterilere sattığım malın karşılıklı çekleri var Seda Hanım. 6 trilyon ve şu an icrada. Ben alacaklarım... Fatih bir şey söyleyecek bu konuda. Fatih doğru mu bundan? Yalan söylüyor demişler. Şöyle Seda Hanım. Tabii ki evet piyasada şu an davaları sürüyor ama sadece şu an 150 davadan kendisi borçlu ve müşteki sanık olarak şu an davaları devam ediyor kendisinin. Öyle söylediği gibi 6 trilyon alacağı falan yok. Zaten piyasadan bizim gibi başkalarını da dolandırıp da onların bütün paralarının hepsini peşin olarak almış. Ve çünkü mesela bizden aldığı 600 bin liralık malı 400 bin liraya 500 bin ucuza satar. Seda Hanım ben kabul etmiyorum bu konuyu. Kemal Bey, Sümeyra biraz efendim? Bekle. Kemal Bey evde ne yaptınız Allah aşkınıza? Kapayın gözünüzü deyip muska mı aradınız evde? Sizin iddianızla ve Sümeyra ile Fatih'in iddiasına göre. Siz de biraz önce dediniz ki muska denilen şey var dediniz. Kendiniz söylediniz. Evde bunun aramasını mı yaptınız gözlerini kapattırıp? Kesinlikle. Hayır. Ne yaptınız Kemal Bey? Anladın hiçbir mısın? Şey yapmadım kendilere. Ne yaptınız? Kendilere hiçbir şey yapmadım. Evlerinde oturdum. Çay, pasta yedim. İkramda bulundular. Çıktık ondan sonra. Bu konuşmaları yaptık. Başka bir şey yapmadım. Ben müneccik değilim ki Seda Hanım. Kemal Bey. Gözlerinizi kapatın deyip kitapları sallattırdınız mı? Sonra da arkadan o muska mıdır ne o ne oldu belli olmayan bir şey bulmuşsunuz kitapta. Kesinlikle hayır Seda Hanım. Sümeyra cevap verir misin? Diyor ki kesinlikle böyle bir şey. Kesinlikle hayır. Kemal Bey bekleyin. Sümeyra yalan mı söylüyorsunuz? Hayır Seda Hanım oğlumu da bizzat arayarak oğluma evdeki muskayı çıkarttığını bundan sonra çok iyi olur. Bu ses kaydını da dinletebilirim kendisine. Biz her şeyi belgeli, yazılı olarak her şeyi ispat edebiliriz. Bizim burada tamam, zerre kadar bir yalanımız yok. Kemal Bey duydunuz ispatlarız diyorlar. Bir şey şu söyleyeceğim. Şu bizim buraya şu an çıkma amacımız bu. Biz bu insanı çok bekledik. Bizi kandırdı, ayakta uyuttu, bize iflas ettiğini söyledi. İtibarlı bir iş adamı olduğunu söyledi. Bir dinlesin beni. Öyle söyledi. Ne yaptı? Arkamızdan işte benim her şeyim gitti.
gitti dedi. Biz bu adamı takip ettik. Arabamı elimden aldılar. Evim gitti dedi. Görüşmeye geldi. Arkasından takip ettik. İki ara sokak sonra son model arabasına bindiğini gördük. En lüks lokantalarda yemeklerde olduğunun resimlerini çektik. Bu insan bizi ayakta uyutup da ben iflas ettim deyip de hala o kadar büyük bir refah içerisinde yaşıyor ki sevgilisine şu an büyük bir bizim paramızla estetik merkezi açmış. Kendisi başkasının adına yeni bir şirket açmış. Evli mi aslında? Kendisi evli kendi mi? Kendi aslında evli.